Trabzon Anlık'tan herkese merhabalar. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %54 oranında yapmış olduğu zamla asgari ücreti 5500 liradan 8500 liraya çıkarmasını soruyoruz. Bakalım vatandaş yeni rakamı nasıl buldu? Vallahi hiç güzel bulmadım. 8500 verdiler, cebine girmeden alıyorlar. Bir pazara gidemiyorsun, bir markete giremiyorsun. Vallahi iyi. Ben gayet iyi buldum. Yani yeterli görüyorum. Türkiye şartlarında bundan iyisi de olamazdı yani. Hiç iyi bulmadım. Yiyecek olaraklarına zam yapmasalar, 8000 lirada yapmasaydılar iyiydi. Bence asgari ücret çok yükseldiği zaman genelde her şeye zam geliyor. Zaten bütün firmalar zam geldiği gibi anında asgari ücretin zammının ürünlere yansıyacağını söylediler. Açıkçası biz artık bu tarz şeylerde maaşımızın yükselmesini istemiyoruz. O noktaya geldik. Yani en azından alım gücümüz olsun da maaşımız yükselmesin modundayız. O yüzden bence 8500 fazla ve daha da kötüye gidecek her şey. Ben öyle düşünüyorum. Biraz az oldu ama yine de normal. Yani bunu özel sektör daha adam çalıştıramayacak. 8500'ün sigortasıyla beraber nereden baksan 11 milyonu buluyor. Ya normalde bugün Türkiye şartları altında bu rakam bence normal. Ama işveren nasıl karşılayacak onu bilmiyorum. Bana da soruyorlar ki ne kadar zam gelir arkadaşlar. Diyorum bana bir müdür olarak bana 50 milyon verse ne olur? Yarını göremedikten sonra. Vallahi rakam olarak çok iyi. Ama alım gücüne baktığın zaman değil. Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun diyelim kere baştan. Ama şöyle de söylemek lazım. Yani böyle günübirlik zam yapılan bir ülkede asgari ücreti ne kadar artırırsan artır, bir ay sonra, iki ay sonra mutlaka özelliğini kaybedecektir. Yani acil ama çalışanlar için, biz çalışmadığımız için bize bu kadar şey değil.